Bundan önceki videoda kuvvetli bir asit olan HCl'nin kuvvetli bir bazla yani NaOH ile titrasyonundan elde edilmiş titrasyon eğrisini incelemeye başlamıştık. Hatta bu eğrinin üzerindeki iki farklı noktada pH bile hesaplamıştık. İlk olarak asit üzerine hiç baz eklemeden önceki ortamın pH'ını bulmuş. Yani bu noktayı sonra da 10 mililitre baz ekledikten sonraki halini hesaplamıştık. O da bu noktaya denk geliyordu. Bu sorunun A şıkkıydı. Buysa B şıkkı. Şimdi yeni bir soruyla devam edip C şıkkına geçiyoruz. Bu sefer 20 mililitre 0,5 molar sodyum hidroksit ekledikten sonra pH'ı bulmamız gerekiyor. Öyleyse ilk olarak çözeltiye kaç mol hidroksit eklediğimizi bulalım. Aslında bunu soruda bize verilenlerle bulabiliriz. Sodyum hidroksitin derişimi 0,5 molar. Bu tabii ki aynı zamanda da çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi. Burada kuvvetli bir bazdan bahsettiğimize göre hidroksit iyonlarının derişimi de 0,5 molar olmalı. Hatırlayalım. Molarite mol bölü litreye eşit demiştik. Yani bu sayı mol bölü litreye eşit. Peki bizim kaç litremiz var? 20 mililitremiz olduğu söylenmiş. Virgülü 3 basamak sola kaydırırsak elde edeceğimiz değer 0,02 litre olacak. Mol sayısını bulmak için de 0,5'i 0,2 ile çarpmamız gerekiyor. Elde edeceğimiz değer 0,01. Demek ki 0,01 mol hidroksit iyonumuz var. Bu bizim çözeltiye eklediğimiz hidroksit iyonlarının mol sayısı. Bir önceki videoda çözeltinin içindeki hidronyum iyonlarının mol sayısını zaten hesaplamıştık. O da aslında bu değerle aynıydı. 0,01 mol H3O artı yani hidronyum. Bunun için bir önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Ya da doğrudan buraya yazılanları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayılar aynı. Burada da, burada da 20 mililitre var. Aynı şekilde derişim burada da 0,5 molar olarak verilmiş. Burada da. Yani hesaplama aynı olduğuna göre hidronyum iyonlarının mol sayısı da aynı olmalı. Ya da kısaca haşartının mol sayısı da diyebiliriz. Demek ki eşit mol sayısında asit ve bazımız var. Ayrıca eklediğimiz bazın çözeltideki asidi tüketeceğini biliyoruz. Yani çözeltideki hidronyumlar eklediğimiz baz sayesinde nötralleşecek. H3O artı OH eksiye bir proton verdiği zaman H2O elde edeceğiz. Aynı zamanda bir proton veren H3O artı da H2O'ya dönüşmüş olacak. Dolayısıyla iki molekül su elde etmiş olacağız. Elimizde 0,01 mol baz vardı. Aynı mol sayısında da asit. Yani 0,01 mol asit. Bu sefer elimizde bütün asidi tüketebilecek miktarda asidimiz var. Sonuçta her şey 1'e 1 mol oranında tepkimeye giriyor. Yani eklediğimiz bütün baz tepkimeye girecek. Ve çözeltideki bütün asitleri tüketecek. Bu durumda çözeltinin pH'ı suyun pH'ına eşit olmalı değil mi? Diğer bir deyişle çözeltinin pH'ı 7 olmalı da diyebiliriz. Bunu aslında farklı bir şekilde de yazabilirdik. Mesela HCl artı NaOH diye de yazabilirdik. Bu tepkime de bize H2O verecek. Sonuçta H artı ve OH eksi suyu oluşturmuyor mu? Tabi yanında bir de NaCl olmalı. Sonuçta sodyum klorür çözeltisi elde etmiş oluyoruz. Sodyum klorürün sulu çözeltisi. Demek ki asit ve baz tamamen birbirlerini tüketirlerse elimizde sodyum klorürün sulu çözeltisi kalır. O zaman da çözeltinin pH'ı suyun pH'ına eşit olur. Çünkü sodyum ve klorür iyonları suyla pek tepkimeye girmez. Bu nedenle de pH'ı pek etkilemez. Bu hesaplamalara göre 20 mililitre baz ekledikten sonra çözeltinin pH'ı 7'ye eşit oluyor. Bu noktayı da titrasyon eğrisinde bulmamız mümkün. 20 mililitre baz ekledikten sonra pH'ı 7'ye eşit. Öyleyse bu nokta titrasyon eğrisi üzerinde buralarda bir yerde olmalı. İşte bu nokta eş değerlik noktası. Hatta buradan aşağı doğru bir çizgi de çekelim. Evet, bu nokta eş değerlik noktası. Bunu da yazalım. Bu durumda eş değerlik noktasına ulaşmış oluyoruz. Çözeltinin içindeki asidi tüketecek kadar baz eklediğimize göre eş değerlik noktasına varmış olduk. Son olarak D şıkkında da bizden 0,5 molar sodyum hidroksitten 20,2 mililitre ekledikten sonraki pH'ı bulmamız isteniyor. Bir önceki gibi ilk yapmamız gereken eklediğimiz hidroksit iyonlarının mol sayısını bulmak. Hidroksit iyonlarının derişimi 0,5 molar. Molaritenin mol bölü litre olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim burada bulmak istediğimiz şey de mol sayısı. Peki biz ne kadar sodyum hidroksit eklemiştik? 20,2 mililitre. 0,0202 litre ediyor. Hesaplamamız gereken şey mol sayısı. Bunu muhtemelen aklınızdan da çözebilirsiniz. Ama ben yine de hesap makinesini kullanacağım. 0,5 çarpı 0,0202 bize 0,0101'i veriyor. İşte bu da elimizde olan hidroksit iyonlarının mol sayısı. 0,0101 mol hidroksit iyonu. Hatırlayalım. Hidroksit iyonları hidronyum iyonlarıyla tepkimeye giriyordu. Biraz önce zaten h o artı artı o OH eksinin bize 2 h 2 o vereceğini konuşmuştuk. Bu sefer elimizde 0,0101 mol hidroksit iyonu var. 0,0101 mol hidroksit. Ama sadece 0,01 mol hidronyum var. 0,01 mol hidronyum iyonu. Bu sefer elimizde asitten fazla baz var. Dolayısıyla yine bütün asit, baz tarafından nötralleşecek. Yani bütün asit tükenecek. İçerde hiç asit kalmayacak. Bazın çoğunluğuysa tepkimeye girmiş olacak. Yine aynı miktarda baz kaybedeceğiz. Başka bir deyişle 0,01 mol baz harcayacağız. En sonunda ise elimizde çok az miktarda baz kalacak. Sadece 0 0,0001 mol. Demek ki bütün asit tükenmiş olacak. Elimizde de çok çok az bir miktar baz kalmış olacak. Peki toplam hacim ne oldu? 20 mililitre asit çözeltisiyle başladığımızı hatırlıyor olmalısınız. Titrasyon başında 20 mililitre asit çözeltimiz vardı. Bunun üstüne 20,2 mililitre daha ekledik. Fazladan 20,2 mililitre. Bu da bize toplamda 40,2 mililitreyi veriyor. O halde artık çözeltinin içindeki hidroksit iyonlarının derişimini hesaplayabiliriz. Evet, hidroksit iyonlarının derişimi. Derişim bildiğiniz gibi mol bölü litre. Hidroksitin mol sayısı 0,0001. Hacmi ise 40,2 mililitre. Yani 0,0402 litre ile aynı şey. Evet, şimdi bu hesaplamayı yapabiliriz. Hesap makinemiz işte burada. 0,0001 bölü 0,0402. Cevabımızı 0,002 olarak bulduk. Çözeltinin içindeki hidroksit iyonlarının derişimi 0,002 molarmış. Tabii bizim buradaki amacımız pH'i bulmaktı. Ama şu anda bulabileceğimiz şey POH. POH, hidroksit iyonlarının derişiminin negatif logaritmasına eşit. Yani eksi log 0,002. Bakalım bu hesabın sonucu neymiş? Eksi log 0,002'nin cevabı 2,7. Yani pOH 2,7'ye eşitmiş. Son olarak da pH'ı bulmamız gerekiyor. Bunun için de bir denkleme daha ihtiyacımız var. pH artı pOH. pH artı pOH eşittir 14. Eğer buraya 2,7 koyarsak pH 14 eksi 2,7'ye eşit olur. Bu da 11,3 eder. Evet, sonuçta pH'i de bulduk. Şimdi bu noktanın titrasyon eğrisinde nereye denk geldiğini bulalım. Eklediğimiz bazın hacmi 20,2 mililitre. Burada mavi kullanarak bu noktayı daha da görünür yapalım. 20,2 mililitre baz eklediğimizde elde ettiğimiz pH değeri 11,3'tü. Yani burada 20'yi çok çok az geçmiş oluyoruz. Bu yüzden aslında burada Düz bir çizgi çizmek çok zor. Hatta gördüğünüz gibi pek güzel olmadı. Ama pH 11,3 olacak. Bu da bize titrasyon eğrisindeki bu noktayı bulmamıza yardım edecek. İşte o da buralarda bir yere denk geliyor.